Arkadaşlar, herkese merhabalar, iyi pazarlar. Sesim için öncelikle özür dilerim. Bir üst solunum yolları enfeksiyonu geçiriyorum. Sesim biraz bu şey çıkıyor, değişik çıkıyor. Öncelikle ses tonumdan dolayı kusura bakmayın. Şimdi Ereğli tarafı çok fazla soruluyor. Ereğli Demir Çelik, Ereğli Demir Çelik, Ereğli Demir Çelik. Benim YouTube kanalına ilk videom 10 Temmuz 2022 tarihinde çekildi. JP Morgan Halkbank için 2 TL hedef verdi. Kötü haber diplerde, iyiler zirvelerde gelir. Halkbank teknik analiz diye bir video çekmiştim. 10 Temmuz 2022 arkadaşlar. Bakın benim ilk videomdu. Hisse 4-4,5 liralardaydı. Yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi grafikten de bakarız. Şu hafta çektim bakın. Şurada haftalık kapanış nerede yapmış? 4.64'te. Twitter'da şurada oluşan XA, B, C ve D. Burada bir Gartley formasyonunun oluştuğunu, burada JP Morgan haberi geldikten sonra, o dönem bir Twitter hesabım vardı, hatırlayanlar hatırlar, yatırım tavsiyesidir, deli gibi Halkbank alıyorum diye yazmıştım arkadaşlar. Çünkü buradaki Gartley formasyonu net bir formasyondu. Burada bakın haftalık kapanış JP Morgan'ın 2 lira hedef fiyatından sonra hisse senedi bakın 4 lira 63 kuruştan arkadaşlar bakın 16 lira 62 kuruşa gitti. Videoyu unutmazsam linkini buraya bir yere koyarım. Bakın 4 lira 62 kuruştan 16 lira 62 kuruşa gitti. Video çekiş tarihim 4 Temmuz. 12 Eylül 2022'de Temmuz, Ağustos, Eylül 3 ayda bu hisse 1'e 4 gitti. Şimdi Ereğli tarafında da bir haber geldi. Bir aracı kurumdan bir haber geldi. Çok fazla soru geliyor. Şimdi arkadaşlar Ereğli tarafına bir kere Türk lirası tarafına bakmadan önce bir Amerikan doları tarafına dönüp grafiklere baktığımız zaman şurayı kapatıyorum. Halkbank tarafını kapatıyorum. Fakat ne demek istediğim tahmin ediyorum net bir şekilde anlaşılmıştır. Şurayı hatırlıyor musunuz? 2023 Ocak Şubat başı bacası tutuyor. Temet diyor. Orta uzun vade yatırım. Twitter tarafında hatırlıyor musunuz? Ereğli'den başka hiçbir şey konuşulmuyordu. Arkadaşlar bakın Ereğli 2 dolar 82 centten haftalık kapanışını 1 dolar 42 centte yaptı. Buradaki 2 dolar 82 centlik düzeltmenin dibi 1 dolar 27 cent. Şimdi rakamlarla konuşmak lazım arkadaşlar. Bir kere şurası pandemi. Bakın pandemi. Pandemi ne zamandı? 2020 Mart ayı. Şimdi pandemide tedarik zincirleri çöktü. Evde tıkılı kaldık. Pandemide bu hisse senedi Amerikan doları bazında bakın Ereğli namında konuşuyorum. Amerikan doları bazında şuradaki konstilasyon yani şuradaki konstilasyon kırıldıktan sonra hatta şurayı da alabiliriz. Şöyle alalım. Elimizi korkak alıştırmayalım. Buradan kalktı. Burası nereye tekabül ediyor koordinat olarak? 79 santle 1 dolar arasına tekabül ediyor. Buradan kalktı. ATH neresi arkadaşlar? 2 dolar 82 cent. 2 dolar 83 centlere kadar gitti. Şimdi burası önemli bir maliyetlenme bölgesi. Yani şuradaki hareketi yapan burayı tutmak isteyecektir. Bir de şimdi şurada bizim bakın 2018, 2019 ve 2020'de dirençlerimiz oluşuyor. Burayı ne kırdırıyor arkadaşlar? Burayı sizin benim paramın kırdırmasının imkanı var mı? Yok. Burayı ne kırdırıyor? Burayı para kırdırıyor. Bakın burası bir destek direnç dönüşüm bölgesi. Yani adam şurada konstilasyonu yaptıktan sonra şuradaki direnç bölgesini. Çünkü ben buradaki direnci görüyorum. Burada shortluyorum. Adamın burayı kırdırması için ne gerekiyor? Para gerekiyor arkadaşlar. Buranın ortalama şeyine baktığımız zaman da burası 1 dolar 14 cent. 1 dolar 23 cent. Haftalıklarda şöyle bir direncim var. Bakın haftalıklarda şöyle bir direncim var. Buradaki direncim kırıldı. Şimdi ben burada neye bakarım arkadaşlar? 233 günlük EMA. Nerede kaldı? Amerikan doları bazında. 1 dolar 53 centlerde kaldı. 377 günlük EMA'm nerede kaldı? 377 günlük EMA'm. Amerikan doları bazında. Bakın burası önemli. Amerikan doları bazında 1 dolar 60 centlerde kaldı. Burada iki tane hareket şekli var arkadaşlar. Bir tanesi dersin ki ben kardeşim 377 ile 233 kırıldıktan sonra altında stoplu bakabilirim. Tercih meselesidir. İkincisi de
Ya buralar artık önemli maliyetlenme bölgeleri. Şurada dünyanın tedarik zinciri çöktü arkadaşlar. Bakın şuradaki konstelasyonda tedarik zinciri çöktü. Buralarda birileri mal topladı. Burayı da para kırdırdı abi. Ben buradaki destekte, aşağıdaki destekte hisse senedi alabilirim. Veya dersin buradaki trendin üzerine atıyor. Ben burada alabiliyorum dersin. Ama şimdi gidip de hani bir aracı kurum saçma sapan fiyatlar veriyorsa kimse kusura bakmasın arkadaşlar. Ben bunu çok fazla ciddiye almam. Ha şunu da anlamam. Şurada bacası tutuyor temettü. Twitter tarafında, YouTube tarafında uçacağız, kaçacağız, o olacak, bu olacak. Abi aşağıya döndü. Kimse bunları anlatmıyor. Arkadaşlar bakın borsa tarafında çok basit şeyler var ya. Bakın şurası pandemi dönemi. Burada birileri maliyetlendi ve büyük maliyetlendi arkadaşlar. Birileri sattı. Kim sattı? Küçük sattı, büyük aldı. Yani şuradaki bölge bir direnç bölgesi bakın. Burası bir de destek direnç dönüşüm bölgesi. Yani buralara fiyat yaklaştıkça bu tarafta satan adam bu tarafı tutmak isteyecektir. Şimdi günlüklerde benim trendim nerede kırıldı? Şu bölgede kırıldı. Amerikan doları bazında konuşuyorum. Burada benim Fibonacci Inversion seviyelerim. Bakın 1.618 seviyem 1 dolar 30 sen. Şuradaki Fibonacci Inversion seviyelerine göre 1.272 1 dolar 62 sen. Buradaki düşüşte 1 dolar 62 senten muhtemelen birileri maliyetlendi. Tekrar 1.618'de örnek söylüyorum. Ortalama yaptı. Ben çok fazla indikatör kullanmıyorum arkadaşlar. Harmonik formasyonlar, price action ve trendlerle iş yaparım. Ve Fibonacci düzeltmeleriyle iş yaparım. Şurada bakın. 1.272 Fibo seviyelerine ne oldu? Tekrar bu bölgede satış geldi. Yani burası 1 dolar 30 sent şey bazında iyi bir pivot nokta. Aşağılara sarkarsa da az önce bahsettiğim konular var. Yani buralar önemli destek, direnç, dönüşüm noktaları. Ereğli tarafında Türk lirası kısmına geldiğimiz zaman günlüklerde şuradan gelen bir trend desteğim var. Arkadaşlar günlüklerde şuradan gelen birinci temas, ikinci temas. Şuraya bir kanal olursak belki şu bölgede bir üçüncü temas olarak almak istersek alabiliriz. Yukarıda bir direnç bölgemiz var. Bakın şuradan kuvvetli bir satış yediğimiz bölge. Ocak, Şubat tarafı. Fakat bu Türk lirası tarafı arkadaşlar. Şurada da bir bakın düşenimiz var. Düşenimizi kırdık. Yani yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Burada Türk lirası bazında burayı para kırdırdı. 42.18 ile 41.24 arası buranın üzerinde kaldığı sürece ben buradaki trendi olumlu görüyorum. Ha, sen dönersin dersin burada. Kardeşim buradaki eğimli desteği çizersin. Grafiğine koyarsın. Ben bunun altında stoplayacağım. Üstünde tekrar buradaki şeye katılacağım diyebilirsin. Bu da bir şey çeşididir. Yani trade çeşididir. Fakat yani Ereğli tarafında konuşulanlar, söylenenlere bakıyorum. Çok fazla işin açıkçası bana inandırıcı gelmiyor arkadaşlar. Çünkü dolar bazında pandemi seviyeleri ortada. Hisse senedi Türk lirası bazında bakın şurada. Maalesef Twitter'da, YouTube'da ve Instagram tarafında, işte Telegram tarafında, gruplar tarafından maalesef pazarlandı. Bu tarafta da bakın günlüklerde trendimi neresi kırdırıyor? Şurası kırdırıyor arkadaşlar. Burada Fibonacci Inversion seviyelerine dönüp baktığım zaman burada bakın 1.272, 30 lira 64 kuruş şuradan hisse senedi döndü. 30 lira 64 kuruştan döndü. 48 liralara kadar tepki verdi. Daha sonra düzeltmesini yaptı. Fakat şurada bir düşenim var. Düşenimi kırdı. Şimdi günlüklerde bakıyorum. Görmek istediğimde yüksek tepeler, yüksek dipler. Burada günlüklerde bakın 4 saatlikler için konuşmuyorum. Günlüklerde bir trend kırılımım var mı? Yok. O zaman şuradaki yeşille çizdiğim destek üzerinde bu taraf takip edilebilir. Dediğim gibi arkadaşlar yatırım tavsiyesi değildir. Fakat şimdi birileri bacası tutuyor hodl hodl işte kriptocular diyor diye bir ara hodl 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 diye. Arkadaşlar bakın buralar artık önemli maliyetlenme bölgeleri. Yani ben şurada pandemi seviyesinde burada konstili oldu. Abi burayı para kırdırdı. Ben buralarda nasıl birileri burada temettü bacası tutuyor diyorsa ben de buralara yaklaştıkça belli kademelerde arkadaşlar beni rahatsız etmeyecek rakamlarda orta uzun vade yatırım şeklinde yapabilirim. Dediğim gibi yatırım tavsiyesi değildir. Herkesin kendi parası, kendi kararı. Umuyorum faydalı bir yayın olmuştur. Çok fazla şey soruluyor, Ereğli soruluyor. Böyle bir yayın yapmak istedim arkadaşlar. Maalesef bakın şurada
2 dolar 2 santlerde şurada hani Ereğli çok iyi tahta değil. Yani gerçekten iyi şirket arkadaşlar. Kim ne derse desin. İşte bakın şurada çanakçılar var biliyorsunuz. Çanak, 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 çanak. Abi burada çanak kırıldı. İçeri girdi. Şurada bu tahtaya güvenip 100 bin dolar para yatırsan bugün 100 bin dolar paran, bakın haftalık kapanış olarak söylüyorum, Amerikan doları bazında arkadaşlar, şuralar alabiliriz. Yani 49 bin dolar parası kaldı burada yatırım yapan adamın. Yani yarın pazartesi açılışta satsa, dönse tekrar Amerikan doları alsa 49 bin dolar parası kaldı. E şimdi bunu zaten sizin benim hareket ettirebilme şansımız yok. E pandemi fiyatı burası. E pandemide kırdığı direnç bölgesi burası. E şimdi sen buralarda cesur davranıyordun. Bacası tutuyor. Temettü diyordun. Şimdi ben buralarda bacası tutuyor. Temettü diyeceğim yani. Kimse de kusura bakmasın. Umuyorum faydalı bir yayın olmuştur arkadaşlar. İzlediğiniz için hepinize teşekkür eder. Saygılar, selamlar sunar. Bol kazançlar dilerim.